Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. TRT Spor Artı etiketiyle Twitter'dan yazan izleyicilerimiz var. Kayra yazmış. Kupa Fransa'ya çok yakışır ama Messi alır demiş. Yusuf Çetin, Mbappe, Ronaldo'nun yarım bıraktığı rüyayı tamamlayacak demiş. Kemal Bey yazmış. Tüm kalbimizle Messi'yi destekliyoruz diyor. Kerim Sevinçhan yazmış. E, herkes Messi'nin kazanmasını istiyor fakat Fransa daha iyi takım şeklinde yorum yapmış. Messi bakalım kupayı kaldırabilecek mi demiş. Sizlerden gelen yorumlar okumaya devam edeceğiz sevgili seyirciler. Sizler de TRT Spor artı etiketiyle Twitter'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Galatasaray'a geçelim futbol diyelim. Galatasaray Dünya Kupası için verilen arada yaptığı çalışmaları tamamladı. Sarı kırmızılılarda sakatlıklarını atlatarak takıma dönen futbolcuların yanı sıra iyileşme sürecindeki isimler memnuniyet yarattı. Galatasaray'ın Antalya kampı sona erdi. Sarı Kırmızılar Dünya Kupası nedeniyle sezona verilen arada ilk etapta 25 Kasım'da Florya'da kampa girdi. İstanbul'da iki hazırlık maçı yapan Galatasaray çalışmalarını 8 Aralık'tan itibaren Antalya'ya taşıdı. Okan Buruk'un öğrencileri burada 3 hazırlık karşılaşmasına daha çıktı. Adana Demirspor'la 2-2 berabere kalan Sarı Kırmızılar Lazio'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray hazırlık maçlarındaki tek galibiyetini ise 2 birlik skorla Tunus karşısında aldı. Sarı-kırmızılılarda Dünya Kupasına giden ve sakatlıkları süren futbolcuların çoğu kamp döneminde takıma katıldı. Muslera, Toreira, Nelson, Mertens ve Seferovic milli takım dönüşü Tunus karşılaşmasında forma giydi. Kampın ilk günlerinde tedavileri süren Raşika, Emre Taşdemir ve Hamza Akmaz sakatlıklarını atlattı. Kamp kadrosuna dahil edilen Sergio Oliveira, Yunus Akgün ve Matyas Rus'un hızlı bir iyileşme süreci göstermesi ise teknik heyeti sevindirdi. Okan Buruğ'un ekibi 9 günlük kamp çalışmasının ardından İstanbul'a döndü. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray, Leo Rezidans projesinden bir gecede 1 milyar TL kazandı. Galatasaray'ın Mecidiyeköy'de yer alan GS Leo Rezidans projesinin satış lansmanı yapıldı. 134 dairenin satıldığı gecede Galatasaray 1 milyar TL gelir elde etti. Lansmana Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal ve çok sayıda davetliler katıldı. Yapılan lansmanda 134 özel dairenin satışı Dursun Özbek, Faruk Akbal ve Erden Timur'un gonguç almasıyla başladı. Dairelerin satışının büyük bölüm gerçekleştirilirken kalan son 4 daireyi de Başkan Dursun Özbek aldı. Galatasaray'ın bu gece daire satışlarından 1 milyar 16 milyon TL gelir elde ettiği öğrenildi. Gecede konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ''Bu proje 5 sene evvel benim başlattığım bir projeydi.'' Otel için yapılması için hazırlanan projeydi. Bugün koşulları çerçevesinde rezidans yapılması daha çok uygun oldu. Buradan kaynaklanan fonun bir kısmı Florya'ya, bir kısmı Kemerburgaz Metin Oktay tesislerimize güç verecek açıklamasını yaptı. Galatasaray dünyada bir ilki gerçekleştirip bir gecede sadece dahri satışından 1 milyar TL gelir elde eden tek kulüp oldu. Galatasaray'da da kamp raporu. İki isim hayal kırıklığı. Galatasaray hazırlık döneminde çeşitli takımlarla dostluk maçları yaparak hem formda kalmaya çalıştı hem de eksiklerini belirledi. Kampın yıldızları da vardı ancak iki isim Okan Buru hayal kırıklığını uğrattı. Galatasaray dünya kupası için Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirdi. Hem Florya'da hem de Antalya'da çalışma şansı bulan sarı-kırmızılı takım bu dönemde 5 tane hazırlık karşılaşmasına çıktı. Bu hazırlık maçlarında 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Aslan'da teknik direktör Okan Buruk her ne kadar sonuçlar kötü olsa da futbolcuların sergilemeye çalıştığı futboldan memnun kaldı. Öncelikle genç futbolculara şans tanıyan Okan Buruk, Süper Lig'de yedek bekleyen isimlerin performansını da görmüş oldu. Dünya Kupası hazırlık döneminde iki isim Okan Buruk'un gözüne giremedi. Okan Koçuk bulduğu şansları iyi değerlendiremezken yediği hatalı gollerle dikkat çekti. Okan Galatasaray'ın mağlubiyeti aldığı 3 hazırlık maçında forma giydi ve ağlarında 7 gol gördü. Sınıfı geçirmeyen bir diğer isim ise Van Anholt oldu. Okan Buruk tarafından sol bek, orta saha gibi çeşitli yerlerde denilen Hollandalı oyuncu istenilen verimi veremedi. Florya'dan yetişmiş 15 oyuncu Antalya'ya götüren Okan Buruk'un en büyük kazanımı gençler oldu. Bu isimler arasında en çok ön plana çıkan isim ise Özgür Baran oldu. Okan Buruk tarafından hem 6 hem de 8 numara olarak oynatılan Baran sergilediği futbolla parmak ısırttı. Okan Buruk Baran'ı dik maçlarında da kullanmayı düşünüyor. İstanbul Spor maçını cezalı olan Mustera 29 liralıktaki Sivas Deplasmanı'nın takıma dönecek. Okan Buruk maç ritmi kazanması adına Mustera'yı Tuz karşısında 90 dakika sahada tutarken performansından memnun kaldı. Mert Müldür de devleri bekliyor. Sadece Galatasaray'ın değil, diğer Türk devlerinde yıllardır kadrosuna katmaya çalıştığım Mert Müldür, İtalya'dan ayrılmak için artık kulüplerinin anlaşmasını bekliyor. Sassuolo'da da süre alamadığı için mutsuz olan ve A milli takımda da formasını zekiçeliğe kaptıran 23 yaşındaki futbolcu düzenli olarak forma giymek istiyor. Bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle de gözden düşen Mert, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada fiziksel açıdan toparlanma fırsatı buldu. Okan Buruk'tan da kale için son karar. 2022 Dünya Kupası arasında çalışmaları sürdüren Galatasaray, sezon arası kampını Antalya'da geçirdi. Aslan çalışmalarına Florya'da devam edecek. Galatasaray'ın ligde rakibi ise İstanbulspor olacak. Dünya Kupası öncesi oynanan Başakşehir karşılaşmasında sarı kart gören Uruguaylı kaleci Muslera cezalı duruma düşmüştü. İstanbul Spor ile lig yarışına kaldığı yerden devam edecek olan Cimbom'da kalede kimin oynayacağı konusunda tartışma yaşanıyor. Okan Koçuk hazırlık maçlarında yediği kötü goller sonrasında moral olarak düştü. Genç eldiven Jankat Yılmaz daha güven veren bir görüntü çizdi. Ancak Okan Burun bu mücadelede tecrübesinden dolayı yine Okan Koçuk'a şans vereceği öğrenildi. Okan Buruk o konu olan güvenini dile getirdi. 27 yaşındaki kaleci bu sezon Galatasaray'ın kalesini iki kez korudu. Bu mücadelelerin hepsi Ziraat Türkiye Kupası'nda olurken Okan Koçuk 180 dakikada kalesinde bir gol gördü. Galatasaray fiyat sordu, kulüp bir uçtu. Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem transfer. İlk 14 haftayı Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 27 puanla geçiren Sarı Kırmızılar Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Teknik eğitim raporu doğrultusunda eksik görülen yerleri takviye yapmayı planlayan Sarı Kırmızıların önceliklerinden biri de sol bek transferi. Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'in performanslarını yetersiz bulan Galatasaray'da Hollandalı sol bek Anholt'un Ocak ayında gönderileceği öne sürülmüştü. Teknik direktör Okan Burun ayrılığına onay verdiği deneyimli futbolcuyla Olympiakos'un ilgilendiği iddia edilmişti. Sarı Kırmızılı ekipte sol bek transferine sıcak bir gelişme yaşandı. Sabah gazetesinin haberine göre Galatasaray Sıkat ekibinin Belek kampında hazırlık maçlarını takip ettiği Maxim de Kuyper için harekete geçildi. Belçika'da kiralık olarak oynadığı Westerlo formasıyla yarım sezon olmadan 3 gol 6 asistlik performans sergilen 21 yaşındaki sol bon bonservisi elinde bulunduran kulüp bürüş oyuncu için rakamı belirledi. Belçika ekibi genç sol bek için 10 milyon euronun üzerinde bir rakam istedi. Parayı yüksek bulan Galatasaray cephesi oyuncuyu beğense de alternatiflere yönelmek zorunda kaldı. Fatih Terim de açıkladı. Messi kupayı hak ediyor. Fatih Terim, Arjantin ile Fransa arasındaki Dünya Kupası finali öncesi görüşlerini aktardı. Deneyimli teknik adamın açıklamaları şu şekilde: "İki takımın da temkinli başlayacağını, erken bir gol olmaması halinde dengeli kalacaklarını düşünüyorum. Ancak bol temaslı ve mücadele gücü yüksek bir maç olacaktır. Arjantin Messi merkezli bir orta saha takımı olsa da sabırlı ve mücadele gücü yüksek bir oyun sergiliyor. Enzo ve Alvarez'in katkısı önemli." Fransa çok önemli eksiklerine rağmen yıldızlarının yokluğunu hissettirmiyor. Ben turnuva öncesinde de aynı görüşteydim. Messi'nin kariyer tamamlamasını Katar'da yapmasını diliyorum açıklamasını yaptı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.